İnne ahabbeküm ileyye. İnne ahabbeküm, gerçekten sizin en sevgilileriniz ileyye, bana. Yani benim en çok sevdiklerim. Ve ekrabeküm, en yakınınız minni, benden. Mecalise, meclisler bakımından. Ne vakit? Yevmel kıyamet. Kıyamet günü benim en yakınımda oturacak. Ve sizin içinizde en çok dünyada, ahirette sevgime mazhar olacak. Hadis-i şerifin fasahatı, belagatı, kısa ve kısa ifade, uzun mana ihtiva etmesi. Ehasinukum, sizin en güzellerinizdir. Ne bakımından? Ahlakan, ahlak bakımından. Huyu en güzel olan, ahlakı en güzel olan. El-muvatta'une. El-muvatta'une, düşük tutulanlar. Eknafen, omuzlar bakımından. Yani omuzları böyle düşük ne demek? Tevazulu. Bir adam böyle, omuzları böyle olursa ne demek? Kibir alametidir. Ama böyle durursa nedir? Tevazu alametidir. Omuzları düşük olanlar, yani havalı olmayanlar, insanlara çalım satmayanlar, hava atmayanlar, ahlakı en güzel olanlar, mizanda ameller içerisinde en ziyade ağır gelecek amel hangisidir? Güzel ahlak. Güzel ahlak da acayip bir şey işte. Kalp kırmamak, kabalık yapmamak, insanlara efendim güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, merhametli olmak, yumuşak olmak, edepli olmak, bunlar lafla olacak şeyler değil. Ellezine, öyle müminler ki ye'lefune, insanlarla ülfet keşfederler. Yani ne yaparlar? İnsanlara sıcak kanlı davranırlar. Onları görenler hemen onlara ısınırlar. Ve yu'lefune, kendileri insanlara ülfetli, ve yu'lefune, insanlar tarafından da ülfet olunanlar. Zaten bu işler birbirine bağlıdır. Sen insanları seversin, biri olursan insanlar da seni severler. Tevazu sahibi olursan insanlar seni severler. Güzel ahlaklı olursan severler. Mesela Musa aleyhisselam peygamberlikte makamı yüksek. Harun aleyhisselam'dan. Harun aleyhisselam abisidir ama hangisinin makamı yüksek? Musa aleyhisselam yüksek. Ama kavmi ve ümmeti en çok kimi seviyordu? Harun aleyhisselam seviyordu. Harun aleyhisselamın lakabı nedir? Miraç gecesinde okuyacağız. Ders yanaştı inşallah. 10 gün sonra Miraç'tır. Salı akşamı. Bu salı değil, bir daha salı. Miraç. 27. gecede sohbet yapacağız burada inşallah. Bütün insanları çağıralım. El-muhabbet fi kavmi. Harun aleyhisselam hakkında ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti içerisinde çok sevilen, sayılan. Niçin? Harun aleyhisselam yumuşak huyluydu. Musa aleyhisselam sert mizaçlı. Onun için sert olanı ne yapmıyor millet? Sevmiyor. Ama bu Musa aleyhisselamın mertebesinin düşük olduğu anlamına gelmez. Musa aleyhisselam da niçin sert? Allah yolunda sert. Onun için zaten güzel ahlaklı olursan, tevazulu olursan, yumuşak huylu olursan insanlar seni ne yapar? Sever. Buna gayret etmek lazım. Fakat bu da sonradan kesbedilecek bir şey de değil. İnsanın huyundan, suyundan işte bazısı sert mizaçlı oluyor. Ama o sert mizaçlı olması da merhametsiz olduğu anlamına gelmez. Hazreti Ömer Efendimiz ne kadar merhametliydi. Musa aleyhisselam çok merhametliydi. Ama görünüşte de sert görün. Bazı insanı baktığın zaman sert görün. Ona göre bu güzel ahlak meselesi, bu da bir Allah vergisi. اِنَّ الرَّجُلْ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقُ دَرَجَةَ الْقَائِمِ الصَّائِمِ. Sabaha kadar teheccüd kılar, her gün oruç tutar, fakat kaba olur. Milleti kırar geçirir. Bir adam da sadece farzları yapsa, yani öyle nafile amelleri pek yok, fakat güzel ahlakı olsa, o güzel ahlakıyla o sabaha kadar teheccüd kılıp akşama kadar oruç tutanın mertebesine geçer. Böyle de bir durum var. Ama hem güzel ahlaklı olsa hem de nafileleri yapsa ona kimse yetişemez. Yine bir hadis-i şerif ve kavli لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ وَيَبْخَلُ بِمَا لَا يُغْنِيهِ. Şimdi bu hadis-i şeriflerin siz Arapça fesahatını belki anlayamayabiliyorsunuz. Çünkü sizin
Arapça şeyiniz olmayabilir. Fesahat, belagat kaidelerine hukufiyetiniz olmayabilir. Onun için biz o noktadan ziyade hadislerin manası üzerinde duruyoruz. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadiste. Şuab-ül İman'da var. Birkaç yerde geçiyor bu hadis-i şerif. Tirmizi'de de, Ebu Yala'da da geçiyor. Bazı rivayetlere göre Uhud'da birisi şehit oldu. Annesi dedi ki evladım dedi, ne mutlu sana, şehitliğini tebrik ederim dedi. Çocuğu şehit olduğu zaman. Burada acayip bir durum oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o kadına işte mübarek olsun, oğlun şehit oldu, doğru söylüyorsun demedi. Kalktı ona ne buyurdu? Şimdi burada da bir hadisin lafızları bakımından, kelimeleri bakımından fesahati var. Ama manası çok daha mühim. Ve ma yudriki, bunun başı burada kitapta geçmiyor ama hadisin başı öyle. Ve ma yudriki, ey kadın ne biliyorsun oğlun şehit oldu? Leallehu, ola ki senin çocuğun kâne yetekellemu, belki de konuşuyordu. Ne konuşuyordu? Bima la yanihi, kendisine dünyada ve ahirette faydası olmayacak şeyler konuşuyor. Allah Allah. Bir rivayette de Tirmizi'de geçen şeklinde bir adam vefat etmiş. Sahabe dediler ki cennet buna müjde olsun. Aynı bu konuda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki nasıl cennet ona, cennetle onu müjdeliyorsunuz? Belki de o dünyasına ahiretine yaramayan mala yani laflar konuşuyordu. Ev yahut da yebgalu ve yebgalu cimrilik yapıyordu. Efendim bima o şeylerle ki la yugnihi. La yugnihi yani onu zengin etmeyecek. Yani ona zararı dokunmayacak. Büyük bir miktar değil. Öyle ufak tefek şeyleri bile efendim yardım olarak vermiyordu. Ne anladınız şimdi burada? Çok ince bir şey çıktı. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi içerisinde öldü Allah yolunda. Kainat efendisi buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem eğer diyor hali hayatında boş sözler konuşuyorsa şehitliğine mani olabilir. Festekim kema ümirte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuyoruz Hasan Hüseyin efendimizle nasıl şakalaştıklarını, onların efendim mübarek dillerini öpüyordu, dillerini emiyordu, değil mi? Kucağına alıyordu, sırtına çıkarıyordu, namazda üzerine çıkıyorlardı, onları gezdiriyordu, oynatıyordu. Bunlar bize bir örnek değil mi? Bir tane bedevi geldi, sahabe-i kirama sordu, siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? Dediler öpmez olur muyuz? Oo, bizde çok ayıp dedi, çocuğunu öpmek rezillik olur. Resulullah zaten buyurdu. İnne Allah la enzi'u rahmete illa min kalbin şakî. Allah merhameti ancak bedbahtların kalbinden söküp alır. Allah senin kalbinden rahmeti merhameti aldıysa ben sana ne yapayım dedi. Yani çocuğun, insan çocuğunu öper. Değil mi? Ama tabii Anadolu'da bir adet vardır. Babasının yanında öpmezler. Öyle mi? He? Babasının yanında öpmezler. Yani bu da İslamiyet bakımından bir kitapta yerini görmedim. Ama tabii ki biraz edeb-i riayet meseleleri, örfte adetin de İslam'da yeri vardır. Çünkü zaten dedesi öper çocuğu. Şimdi dedesi seviyorken, değil mi? Babasının da sevmesi uygun düşmeyebilir mesela. Burada hep bunlar efendim usul, adab, edep. Emrolunduğun gibi dost doğru. O nasıl yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Sünnete bakacaksın, aynı yapacaksın. Sünnete uyan mahrum olmaz. Ve kavli sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte okuyoruz. Zül vecheyni la yekunu indallahi veciha. Bak kelimelere bakın şimdi. Vecheyni iki yüz demek. Vecihen itibarlı demek. Nasıl onları denk getiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zül vecheyni iki yüzlü insan la yekunu indallahi veciha. Allah indinde ne olmaz? Muteber bir adam olamaz. İki yüzlü ne demek?
Şerrun nas zulvecin, en şerli insan iki yüzlü insandır. Yeti haula bivec ve haula bivec. Bunlara gider bir suratla, bunlara gelir başka suratla. Yani iki yüzlü biz de kullanıyoruz Türkçede. Bu adam ne olmaz? Allah indinde muteber olmaz. Bu hadis-i şerifte haram olan yağcılıktan bahsediyor, yalakalıktan bahsediyor ama haram olan. Helal olan var. Ve Allah dostlarına kendin aşağıdan alsan, alttan alsan, kendini sevdirmeye çalışsan ama sade onlara, yani başkalarına ters taraftan değil, tek onlara yaranmaya çalışsan o iki yüzlülük olmaz. Ama burada maksat nedir? Efendim, kendine itibar kazanmak. Ama insanların arasını düzeltmek için böyle bir şey yaparsa o müstesnadır. Ya sulh için. Onlar da gider iyi konuşur, onun iyiliğini anlatır. Buna gider onun iyiliğini anlatır. Onlar da birbirine kızgın iken yumuşarlar. O başka. Buradaki dert ne? Bu da beni sevsin, bu da beni sevsin. İkisi de birbirini sevmiyor. İkisi birbirini sevmediği için ona gider onu kötüler, ona gider onu kötüler. Arada kendisi iki tarafında beğenisini kazanmayı niyet eder. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Zülveceyni fid dünya ye'ti yevmel kıyame lehu vecihani min nar. Dünyada iki yüzlülük yapan kıyamet günü iki tane yüzü olacak, ikisi de ateş tutuşacak. İki suratı var, ikisi de yanıyor. Allah. Evet. Ve kavlihi sallallahu teala aleyhi ve sellem. İki dili olana da söylüyor. Bak. Men kâne zâ lisâneyni. Hazreti Enes'ten gelen rivayette. Kimin iki dili olursa fid dünya. Dünyada iki dili olursa ne demek? Ona başka konuşuyor. Ona başka konuşuyor. Cealallahu lû lisâneyni min nârin yevmel kıyamet. Kıyamet günü Allah ona ateşten iki dil verecek. İkisi de yanıp tutuşacak. Allah'ım bizi haktan ayırmasın. Taviz vermekten muhafaza eylesin. Haram şekillerde yalakalık yapmaktan, yağcılık yapmaktan, iki yüzlülük yapmaktan muhafaza eylesin. Her yerde hak üzere sabit kadem eylesin. Abi. Ve ne iyi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Şöyle bir hadis-i şerif hiç görülmemiş. Bakın. Bunlardan nehyediyor. İnne Allah Teala buyuruyor ki şüphesiz Allah ne yaptı? Neha nehyetti. Neden nehyetti? Ankıyle ve kal ve kesratis sual ve idaatil mal ve men'in ve had ve ukukil ümmehat ve ve'dil benat. Nasıl? Gidiyor. Şu sıraya bak. İnci dizeleri gibi. Böyle gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Allah nehyetti. Neyi nehyetti? An kıyle ve kale. Ha, bu kıylin ve kalin de okunabilir. O zaman mana mastardan gelir. Kaleye kuulüden. Kıylu kal dedikodu yani. Şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Kıyle olursa kalenin meçhulü denildi. Kale dedi. O da olabilir. İkisi de müsait. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın yasakladığını bildirdiği şeyler. Ne yasaklamış? Dedikoduyu yasaklamış. O şöyle dedi, bu böyle dedi gibi lafları, nakilleri yasakladı. Ve kesretin sual, çok soru sormayı yasakladı. Allah ne ediyor? Şimdi burada bir var, dilenmek. İnsanların mallarını, mülklerini istemek. Çok istemenin manası hiç ihtiyaç, ölecekken başka. Zaruret var, ölüyorsun artık istersin. Ama zaruretin yok, istiyorsun. Bu yasak. Bir de var, çok soruyorsun. Ya evledine aminu la teselu an eşya intübdelekum tesukum. Ey inananlar, bazı şeyleri sormayın ki onlar size açıklanırsa kötü olursunuz. İşte adam birisi geldi. Dedi ya Resulallah, benim babam kim? Ya niye bunu soruyorsun? Babam kim? Adamın da herkesin bildiği bir babası var. Ama Resulullah'a sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mübarek minbere çıkmıştı. Dedi ki bana ne sorarsanız kıyamete kadar olacak, bitecek. Şu anda her şeyi cevaplayabilirim. Allah açtı bütün kayıpları o anda. Adam da kalktı dedi ki babam kim? Ya böyle niye soruyorsun ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de doğruyu söyleyecek. Dedi Ebu ki Huzafe, baban Huzafe'dir dedi. Halbuki babası başkası biliniyor. Eyvah, demek anası zina etmiş. Rezil oldu. Bak ne buyuruyoruz? Öyle şeyleri sormayın. Açıklanırsa size kötü eder sizi. Şimdi bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu.
Allah size haccı farz kıldı. İnne Allah ketebe aleykumul hac. Allah size haccı farz kıldı. Sahabeden birisi kalktı dedi ki efi külli sene, her sene mi? Allah Resulullah sallallahu aleyhi buyurdu. Ya niye soruyorsun? Levkultü ne'am levecebe külli sene. Şimdi sen böyle sorursan ben de desem ki evet, her sene herkesin hacca gitmesi farz olacak. Nasıl dayanacak bu milletin parası, canı? Niye soruyorsun? Ben zaten her sene olsa onu diyecektim sana. Zekatı söylerken her sene diyorum. Namazı derken hamsu salavat beş vakit günde diyorum. Haccı farz kıldı size her sene mi? Niye soruyorsun? Bizde çok var bu ha. Adam bir şey soruyor, bir fetva veriyorsun. Onun pirenin anasına kadar soruyorlar. Ondan sonra da helalı haram ettirecekler. Çok karıştırmak iyi değil kardeşler. Bazı şeyleri karıştırmayın. Hazreti Ömer Efendimiz geldiler bir havuzun başına. Abdest alacaklar. Havuza da mesela fare mi düştü, bir şey mi düştü falan, o zaman bütün eski sistem. Şimdi yeni havuza bile düşer. Sahabeden bazısı işte adamı ifadeye çekiyor. Bu havuz temiz mi? İşte içine bir şey düştü mü? Suyu değiştirecek misin? Değiştirdim. Şurada halbuki görünüşte bir pislik yok. Yolcular seferiler. Hazreti Ömer hemen geldi daha onlar sormadan. Ya sahibel havuzu la tuhbirne. Ey havuzun sahibi dedi. Bir şey biliyorsan da bize söyleme. Abdest alacağız, namaz kılacağız. İşi karıştırma dedi şimdi. Çok soru sormak. İşi çok incelemek, karıştırmak. Efendim. İnnemâ ehleke men kâne kablekum. كَذْرَتُ مَسَالِهِمْ وَاَخْتِلَافُمْ عَلَى اَنْبِيَانِ Sizden öncekileri çok sormaları, bir de peygamberlerine muhalefet etmeleri helak etti. Hadis-i şerif. Mesela İsrailoğulları geldiler Musa Aleyhisselam'a, ne dediler? İşte bir adam öldürüldü. Şehrin dışına da ölü bulundu. Bunu kim öldürdü? Allah'a sor. Musa Aleyhisselam da Mevla'ya sordu. Mevla da buyurdu, اِنَّ اللّٰهِ اَمْرُكُمْ اَنْ تَذْبَعُوا بَقَرَى Allah size emrediyor, sığır keseceksiniz. Bunlar da dediler ki, ya biz sana söylüyoruz ki bizim bu akrabamızı kim öldürdü? Sen de diyorsun ki bize sığır kesin. Ne alaka dediler ya? Bir alaka kurabiliyor musunuz? Normalde bir alaka yok. Ama bu senin sorduğun zat kim? Peygamber. Peygamber olduğuna göre vahiy geldi. Vahiy geldiğine göre senin burada kafaya, akla danışman uygun değil. Akla sorarsan ne alaka? Ben sana ne soruyorum, sen bana ne söylüyorsun? Öyle mi değil mi şimdi? Dediler, etettekizüne azüven. Sen bizle dalga mı geçiyorsun? Kale a'udhu billâh nekûne minel cahilîn. Musa Aleyhisselam dedi ki, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Ne demek? Eğlenceye, dalgaya işe alanlar cahil adamlardır. Ben cahil olur muyum ki dalga geçeyim? Ne olacak o zaman? İnek geleceksiniz. Şimdi mesele ne biliyor musun? Mesele dediler ki o inek nasıl olacak? Şimdi halbuki bir inek kesseler olacaktı. Ne dediler? İneğin kimliğini sordular. Musa Aleyhisselam'a Allah'ın vahiyiyle tabi. Bekara suresi bundan ismini alıyor bu inekten. İşte o inek bakire de olmayacak, çok yorgun da olmayacak, orta yaşlı olacak. Hemen yapın dedi. Ne emrolunuyorsanız hemen yapın. Yok. Dediler ki Rabbine yalvar da bize açıklasın rengi nasıl olacak. Ya hemen yapın dedi sana da. Git bir tane orta yaşlı inek bul kes. Rengi nasıl olacak? Kale inne yukulü inne bekaratün safra fâkûl levnâ tesurun nâzırî. Rabbim buyuruyor ki o inek efendim çok sarı olacak. Sapsarı olacak. Güneş gibi parlayacak. Bakanlar gözlük kavaştıracak. Hiç renginde karışıklık olmayacak. Bakanlara sevinç verecek. Sarı rengi insana sevinç verir. Onun için sarı ayakkabı giyenin derdi az olur. Sarı ayakkabı giyen, sarı elbise giyse derdi az olur. Çünkü ayette diyor ki sarı renk sevinç verir. O ineğin rengi sapsarı olacak. Bakanları sevince boğacak. Tamam mı? Dediler, قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيْ لَنَا مَا يَيْنَ الْبَقَرَ تَشَابَ عَلَيْنَا Yahu dediler, bu vasıfta çok inek var, yine iş karıştı. Daha bir açık tarif.
Bak işi zorlaştıra. Piyasadan birkaç kuruşluk inek alsalardı olacaktı. Şimdi öyle bir inek var ki İsrailoğullarında o ineğin tarifi tek. İndi iş o ineğe. İneğin sahipleri de işi madem ki baktılar ki mecbur alacaklar. Onlar da fiyatı yükselttiler. Derisinin dolusu altına verdiler. Bir altınlık inek, derisinin dolusu altın lazım oldu. Ya iş pahalıya patlar. Çok sorma. Ne buyurdu? Efendim galeyne ukul inna fekaratul ladel ürün tüthirul erda ve la teskul harfe müsellimetul la şeyde fiyah. İşte o inek çok yorgun olmayacak. Tarla efendim ekmiş olmayacak. Ekim biçimişleri de kullanılmış, tarlaya sürülmüş olmayacak. Tarla suvarmaya sürülmüş olmayacak. Hiçbir ayıbı olmayacak. Renginde bir karışıklık olmayacak. Tarif. Aradılar. Tam öyle bir inek buldular. İşte o kadar da pahalıya patladı. Gallane cite bilak. Tamam dediler. Şimdi tam tarif. Ama size kaç para? Fedebehuva makadu ef'alun. Sonunda kestiler. Az kalsın yapamayacaklardı. O da neden biliyor musun? Ve inna inşallah le muhtedun. Lafın arasında dediler. İnşallah bu ineği buluruz. O inşallah demeseler kıyamete kadar bulamayacaklardı da. O inşallah kurtardı onlar. Mesele ne? Mesele kestiler ineği. Dediler ya Musa kestik ineği. Ne olacak şimdi? Dedi ki şimdi ineğin kemiğini alın. Gidin kemiğiyle ölüye vurun. Ölü daha gömülmemiş. Ölüye vurun. Ne olacak? Ölü konuşacak, katilini söyleyecek dedi. Hadi bakalım şimdi. Ne alakaydı? Gördün mü alakayı? Hakikaten götürdüler ineğin kemiğini maktüle dokundurdular. Maktül de dirildi. Dedi ki beni amcamın oğulları öldürdü dedi. Düştü yattı bir daha. Halbuki amcasının oğulları da katili bulalım numarasının içindeler. Ayet bu. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَتُمْ فِيَا Bir adamı öldürdünüz, sonra çekişmeye girdiniz. وَاللّٰهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Allah sizin gizlediğinizi açığa çıkaracak. فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضًا Biz vahyettik ki ineğin parçasını adama vurun. كَذَلْكِ يُحِلَّا الْمَوْتَ Allah ölüleri böyle diriltiyor. وَيُرِيكُمْ آيَاتِ Ayetlerini böyle gösteriyor. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Belki akıllanırsınız. Ama soru sormaktan, soru sormayı uzatmanın insanın maddi manevi zararına olduğunun delili. Anladınız mı? Hocalara fetva soruyorsunuz. Hoca da size bir fetva veriyor. Ondan sonra onu ne yapmayın? Deşmeyin. Deştikçe ne olur? Zora girersiniz. Ve ida'atil mal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah neyine yetti? Malı zayi etmeyine yetti. İster kendi malını da zayi edemezsin. Başkasının malını da. Zayi etmek ne demek? Aldın malı yaktın. Zayi etmek. Veya harama verdin. Gittin parayı içkiye verdin. Ne yaptın? Zayi ettin. Ondan sonra tarlan var. Ekmedin, biçmedin. Ne yaptın? Zayi ettin. Efendi Hazretleri buyurdu ki bir tarla 100 kilo buğday verecek kabiliyette olsa adam ihmal edip de o tarladan 99 kilo buğday çıksa Allah o 1 kiloyu soracak. Niçin? O tabii ekonomi meselesi. Onun ya yiyeni var, içeni var, onu alacak var. Herkes öyle 1 kilo, 2 kilo zayiat verse memleket ondan sonra ne yapar? İşte dışarıdan buğday ithal etmeye başladık. Bizim Konya Ovası bütün dünyaya yetecek kadar. Şimdi biz dışarıdan buğday ithal edeceğiz. Ya bu rezillik neden oldu? Herkes malı zayi etmekten oldu. Ekonomi böyle çöküyor. Hayvancılık bitti. Evet, ekincilik bitti, ziraat bitti, şu bitti, bu bitti. Niye bitti? Dışarıdan inek ithal ediyoruz. Memleketin dağları, bayırları, çayırları bomboş duruyor. Bak malı zayi etmeyi yasak etti. Efendim, ondan sonra bir malı bir yerde yağmurun altında bıraktın, çürüyor. Haram. Niye? Onu al, muhafaza et. O yarın birine lazım olur. Bıraktın onu açığa. Ondan sonra وَلَا تُوْتُوا سُفَاءً وَالَكُمْ Sefihlere mallarınızı vermeyin. Mallarını vermeyin. Çocuk beyinsiz. Akılsız bir çocuk. Yetim. Babasından para kalmış. Velisi ne yapacak onun? Amcası, dayısı, şusu, busu. O malı ona vermeyecek. Çünkü o beyinsiz olduğu için ne yapar o malı bir günde? Çarçur eder, yer bitirir. O onu çalıştıracak. O onları da o bakacak.
Ama tabii yetim malını kendi şeyine de karıştırmayacak, ayrı dava. Ya cevap. Ama verirse ona aman bana ne yaparsa yapsın malını derse haram. Malı zayi etmeye girer. Şimdi bir hadisten neler çıkıyor bak bak dikkat ediyor musun? Bir kelimeden neler çıkıyor bak. Şerhlere bak. Tefsirlere bak. Ondan sonra efendim israf. Aynı işi görür. Saat almış. Saat efendim 5 liralık saat olur. Gidiyor 5000 liralık alıyor aynı saati. Bir de millete hava atacak işte efendim. Benim saatim marka 10.000 dolar. Ulan 10 dolarlık saat de sana saati gösterir. İsraf. Malı zayi etmek. Ve men'in malı engellemek. Engellemek ne demek? Vermen lazım gelen bir şeyi senden istediği fakir fukara efendim muhtaç vermemek. Bunu da ne yaptı? Allah-u Teala neyi? Ve hat. Hatı da neyi? Hat ne demek? Getir. İstemek. Yani efendim insanların ellerindeki mallara göz dikip onlardan başkasının şeyini istemek. Yani böyle bir de şöyle var. Direkt istemez de istermeyi ima ettirecek laflar sarf eder. Onu da yapanlar vardı. Ona da israf deniyor. İsraf. İsraf başka, israf başka. İsraf ne mesela? Şimdi adamın evine gidiyor. Orada bir seccade de var. Aa bu seccade de ne güzelmiş. Yani adama da ver demek istiyor falan. Anladın mı? Adam da istersen sana vereyim diyor falan. Yok yok o manada demedim falan. Ama işte adama onu bu çok güzelmiş, çok beğendim falan. Aa nereden aldın falan. Adam da kalkıp vermek lüzum ediyor yani. Böyle şeyler de iyi bir şey değil. Böyle çok beğendiğini göstermiş. Adam zaten ne yapacak? Kendiliğinden hediye ederse, gönlünden koparsa verir. Onu almak sünnettir. Onu da reddetmek edepsizliktir. Şimdi istemedin adam verdi. Bu sefer almıyorsun o da yanlış. Bir doktor vardı. Allah rahmet eylesin. O da bir tutam sakallıydı. Eski Osmanlı'dan kalmaydı. Efendi Hazretleri'ne çok gelir giderdi. Adını da hatırımdaydı benim çocukluğumdan tabii. Şimdi unutuyorum. Kemal Efendi miydi? Kamil Efendi miydi? Neyse yaşlı bir zat. Abdülhamid Efendi Hazretleri vardı. Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahının son şeyhi. Onu anlatıyordu. Yahu dedi beni çağırdılar mübareği muayene etmeye. Ben de gittim dedi muayene ettim dedi. Bu sefer bana bir para verdi dedi. Ben de dedi büyük zat o zaman velilerden Abdülhamid Efendi Hazretleri. Ben de parayı almadım dedi. Bu sefer dedi ki dedi imdi gele bir şey min gayr talep anı reddetmez asla erbabı edep. Yani ne demek? Sen benden para istemedin ama ben sana istemeden verdim. Edepli olanlar o parayı geri çevirmez, alır. O da çok komik bir doktordu. Yaşlanmıştı tabii o zaman. Ya o dedi, hem para almadık hem de edepsiz olduk dedi ya. dedi, işte usulünü bilmezsen öyle yani. Orada da almamak edepsizlik şimdi. Adam diyor ki sana, sen istemeden verilirse alacaksın diyor. Onu da almadın mı edep ehli değilsin. Bu işler böyle işte, nezaket. Getir demeyeceksin, istemeyeceksin, istemeden verirse de alacaksın. Ve hukukul ümmahat, analara karşı gelmek, analara isyan etmeyi Allah nehyet. Bak bir hadisteyiz daha. Konuşuyoruz yarım saattir. Bir hadisteyiz. Daha da çalkalamıyorum, çalkaladıkça çıkar, şerhleri falan geçiyorum. Peki niye annelere isyan, babaya isyan caiz mi? Değil. Ama niçin analara isyanı özellikle söyledi? Ana babaya isyan çok büyük günah. Anaya isyan ekberul kebair. Büyüklerin en büyüğüdür. Onun için birisi sordu. Dediler ya Resulallah men ehakkun nas bi husni sahabeti. En güzel bakmamı hak eden kimdir? Kendisiyle en güzel geçinmemi hak eden insanlar içinde kimdir? Buyurdu ki ümmüke annendir. Sonra kimdir? Ümmüke annendir. Sonra kimdir? Ümmüke annendir. Sonra kimdir? Ebuke babandır. Onun için annenin hakkı 3. Babanın hakkı bir derler ya, o hadisten alıp bu hadisten çıkıyor. Yani 3 kere annendir buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bundan dolayı annelere karşı gelmeyi Allah yasak etti. Ama hangi işte? Meşru işte. Anası derse ki oğluna sakalını kes. O çocuk onu dinleyecek mi? Dinlemeyecek. Çünkü o Allah hakkıdır, haramdır sakal tıraşı. Anasını dinleyemez. Anası derse ki oğluna içki iç evladım rezil oluyoruz.
Bu kadar misafir içki içiyoruz burada, sen içmiyorsun. Öyle analar var. Çocuğu efendim şey olmuyor, haram işlemiyor diye üzülüyor. Bazı öyle analar var, kızına çarşafı yasak etmiş. Kur'an medreseye gidersen sütümü sana haram ederim diyor. Öyle anne var. Liseye gidersen helal. Kiliseye gidersen de helal. Ama medreseye gidersen sütümü haram ederim. Efendi Hazretleri derdi, sen ne sütü bozuk kadınsın derdi. Senin sütün de lazım değil. Böyle şey olur mu ya? Kapanırsan sütüm haram olsun. Ne demek kız kapanacak tabii. Ha, onları dinlemek lazım değil. Dinlemek haram. O zaman anneyi dinlememek farz. Ama meşru isteklerinde, anladın mı? Su getir, şunu getir, bunu götür, şunu temizle, bunu yıka, bunu et. Aman ikide bir bana söylüyorsun, bulaşıkları ben yıkadım, çamaşırlar. Öyle yok. Ana ne diyorsa yapacaksın. Öyle üşenmek yok. Ama İslam'a uymuyorsa bir şey, o başka. Ve dil benat, kızları diri diri gömmekten de Allah sizi nehyetti. Kızları diri diri gömmek, biliyorsunuz cahiliyet döneminde ne yapıyorlardı? Kız çocuğunu arsa yiyorlardı. Niçin? Büyüyecek de kocaya verecekler diye. O ona, adama rezillik oluyordu kızını kocaya vermek. O rezilliği görmemek için kızı gömüyordu. Yani çok acayip bir şey. Ne rezillik ya. Cahiliyet ne demek ya. Efendi Hazretleri şimdi de derdi, kızını haram müesseselere, kız erkek karışık yerlere, isyan üzere verenler de, diri diri gömenlerden aşağı değildir de. Çünkü diri diri gömen çocuk buluğa ermeden onu cennete göndermiş oluyor. Bunlar çocuğunu cehenneme göndermiş oluyor. Şimdi de diri diri kızını gömenler var. Bu şekil haramlara teslim edenler var. Kızları gömmeyi yasak etti. Veydel me'udetü su'ilet, diri diri gömülen kıza sorulacak. Allah onu mahşerde çıkaracak. Babası da orada başında dikilecek. O adamı Allah muhatap almayacak rezil etmek için. Muhatap kızı alacak. Beyden bin kutilet. Mevla soracak, buyuracak ki, ey kız, sen hangi günahın vardı da diri diri gömülerek öldürüldün? Yani babasını rezil edecek. Ondan sonra cehenneme yollayacak zaten. Efendim, bundan dolayı kızları diri diri gömmeyi de Allah Teala nehyetti. Şimdi yine kızları diri diri gömmek meselesinde ne var? Anne rahmindeki çocukları kürtaj etmek. Bir kadın karnındaki çocuğu aldırırsa ne yaptı? Çocuğu diri diri gömmüş oldu. O da aynı günah. Çocuk olduktan sonra, ana rahmine yerleştikten sonra aldırılmaz da. Öldürmek yasak. Bunu da yasak etti. Ahmet Ahmet rivayet ediyor. Tirmizi rivayet ediyor. Hakim rivayet ediyor. Beyhaki rivayet ediyor. Rabi kimdir? Ebu Zer radıyallahu anh'tır. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. İttakillâhe hayt günke. Nerede olursan ol, Allah'tan sakın. Şimdi ne acayip, çok kısa. Ne buyuruyor? Nerede olursan ol. Buradan şimdi sen düşünde düşün. Ne manalandırıyor? Emirlerine sarıl, yasaklarından sakın. Nerede? Her mekanda ve her zamanda. Çünkü Allah Celle Celaluhu. Her mekanda sen, yani Allah mekanda değil. Sen her ne mekanda ve her ne zamanda olursan ol, Rabbin seninle beraber. Nerede olursan ol, Allah'tan sakın. Her zaman onun, her mekan onun. İnnehu'l imanil beri ey'lem ennallaha ma'ahu haysin kan. Bir kişinin imanının en üstün derecesinin nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu, kendisini gördüğünü ve işittiğini ve bildiğini bilmesidir. Her nerede olursan, Rabbim beni görür. Nerede olursan Allah'tan sakın. Karanlıkta, kimsenin görmediği yerde. Sen kafir misin ya? Adam diyor ki, git dedi şu kartonların arkasına dedi. Orada ye dedi, Allah seni nereden görecek dedi ya. Alman dedi bunu. Yani Hans dedi bunu. Bunu der. Alman, Hristiyanım dese de Hristiyanların Allah'a imanı kalmamış ki. Bir şey bilmiyorlar ya Allah'tan.
oğlu var, kızı var, karısı var diyor. Hristiyanların Allah inancı yok ki. Dolayısıyla diyor ki Allah seni ne görecek? Hiç şu kartonların arkasına. Biz öyle mi biliyoruz Allah? Nerede olursan ol, Allah'tan sakın. Her yerde seni görüyor ve biliyor. Bir cümle, hadisin bir cümlesi, ikinci cümle. Yani burada izaha kalksa bir ders bunlar bilir mi sanatta? Takva. Takva çok anlatıyorsunuz. Takva bir derslik, iki derslik bir şey değil. Allah'tan sakınma, emirlerini tutarak, yasaklarından kaçarak ol. Allah'tan sakın diyorum sana. Nerede olursan ol sakın diyorsun. Ne demek Allah'tan sakın? Emir tutmak yok, yasaktan kaçmak yok. Ben Allah'la beraber. Nasıl bir şey? Ve etbiriz seniyeten, haseneteten kuha. Şu söze bak, şu söze bak. Bu sözün misli bir hadis yok. Kul kusursuz olmaz, günahsız durmaz diye. Bak günah yaparsanız demiyor ki, hani günah yapabilirsiniz anlaşılmasın diye. Bak günah yaparsanız demiyor. Yani günah yapmadan duramazsanız demiyor. Günah yaptığınız zaman demiyor. Bak dikkat edin söze. Kötülüğün peşine iyilik yapın ki, şimdi günah yaptın peşine iyilik yaparsan onu sildirirsin. Ama Resulullah öyle buyurmuyor. Kötülüğün peşine iyilik yap, onu sildir. Ne bu ayet-i kerimeden estağfirullah. İnnel hasenat yudhibne seyyiat. İyilikler kötülükleri sildirir. Ne yaptı? Sahabeden birisine bir kadın geldi. O da orada hurma satıyordu. Kadına da artık gözünü takıldı, içinde bir çekti, beğendi kadını. Dedi ki eve gel, orada daha iyi hurma var, oradan vereceğim. Kadın da bilmiyor, kötü niyeti yok. Gitti peşine, kadını aldı içeri, sarıldı, öptü, bir şeyler etti. Kadın dedi, Allah'tan kork, ne yapıyorsun ya? Zina etmedi. Zina etmedi, Allah'tan kork deyince, efendim, titredi, estağfurullah falan ama içi içine sığmadı. Gitti Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer dedi, ya ört Allah'la arandaki bir işi ne açıklıyorsun? İstiğfar et, tamam Allah bir sitap kapat. Duramadı, gitti Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, ne anlatıyorsun dedi mübarek adam, başına bir iş gelmiş. İstiğfar et, tamam bir daha yap, tövbe. Anlatmak iyi değil. Duramadı, gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelince, dedi ki bunu demeseydin iyiydi ama madem dedin, şimdi bakalım Rabbim ne buyuracak, bana gelen iş vahiy bekler. Yani haber gelecek. Ama iyi ki de demiş. Çünkü bu ayetin gelmesine o da böyle titriyor bakalım benim aklımda ne vahiy gelecek. Ne zaman gelecek belli olmaz. Bazı 50 gün sonra gelir. Ama ikindi namazını da kıldılar. Namaz bitti. Nerede o soran adam? Gelsin. Adam ya. Mahsalların kesilir ya. Allah'tan senin aklında haber geliyor ya. Ne dedin? Kardeşim bu sahabe neler yaşadı ya. Biz nasıl olsa ne yaparsak yapalım, kaynatıyoruz hala. Ayet gelmez, hadis gelmez bizim hakkımızda artık. Sen öyle zannet. Melekler sağda solda اَيْنَ عَلِمُ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مُحَتَّفَانِ Bunlar örnek oldular. Ama bizim hakkımızda da yazıcı melekler yaptıklarınızı biliyorlar. Allah görmüyor mu? Böyle, ne dedi demin? Nerede olursan ol Allah'tan kork. Rabbim görüyor. Sordu ona sallallahu aleyhi ve sellem. İkindi namazını bizimle beraber kıldın mı? Kıldım ya Resulallah. Hadi git Allah seni affetti. Niye? Çünkü ayet geldi. وَاَقُمُ الصَّلَاةُ طَرَفَيْ نَعَلْ وَزُولَ فَبْنَ اللَّيْلِ Beş vakit namazı vakti vakti kıl. Gündüzün iki tarafında sabahla ikindi. Gece saatlerinde. Ondan sonra akşamı yatsıyı bitiri. Öğleni. Kıldın mı? Kıldın. اِنَّ الْحَسَنَاتُ اِذِبْنَ السَّيِّعَانِ İyi ameller, kötü amelleri sildirirler, giderirler. Sen ikindiyi kıldın, tamam abi. Yalnız bu zina olsaydı böyle demezdi. Zina daha büyük bir günah. Bu zina etmediği için beş vakit namaz arasındakileri ne yapıyor? Süpürüyor. Ramazan gelecek şimdi. Geçen sene Ramazan'ın arasını sildiriyor. Hac, iki hac arasını sildiriyor. İki ömre 50 sene arayla da gidilse arasını sildiriyor. As-salavatul hamd vel cuma ile cuma.
وَرَمَضَانَ لَا رَمَضَانَ وَالْعُمْرَ إِلَى الْعُمْرَةِ وَالْحَجُّ إِلَى الْحَجِّ مُكَفِرَاتٍ مَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اِسْتُنِبَتِنْ كَبَائِرُ Beş vakit namaz arasını, günlük, cuma cuma arasını, haftalık, Ramazan Ramazan arasını, yıllık, hac hac arasını, ömre ömre arasını, ömürlük. 12 yaşında ömre gitse, bir de 80 yaşında gitse iki arası silinir. Yalnız büyük günahlardan sakınılmak şartı ile, yani büyük günahlar için özel tevbe gerekir. Bu dediklerimizde tevbe et meselesi geliyor. Yalnız iyilik yap, kötülüğü sildirsin. Orada bir fark var, o da nedir? Kul hakları. Kul hakları bundan silinir mi? Silinir. Kul haklarında ne lazım? İstihlal, yani helallık istemek lazım. Adamın tavuğunu almış yemiş. Ondan sonra dedi ki Allah'ın kuşu diyor, bütün bahçeye uçtu diyor. Olur mu adam? Parayla aldı onu be. Allah'ın kuşu dedi. Olur mu sizce? Şimdi ne yapacağım? Bir ikinci kılacağım hocam. Ben nasıl oldum? Ne ikinci kılacağım oldu? Akşam kılacağım. El alemin malını yedin ya. Helallık alacağım. Helallık alalım bir şıkkırdan bir tokat çeker. Ne tokatı ya? En fazla dersin ki param kadar konuş ya. Al sana iki tavuk parası dersin. Etmiyorum dedi, inat etti. İnat ettiyse o başka. O zaman sen Allah'tan af istersin, Allah da seni affeder. Çünkü onun da karşılığını alıp helal etmesi lazım. İsterse karşılığını almadan helal edebilir, isterse parasını ister, parasını alıp helal edebilir. Ama işte bazı böyle titrik adamlar vardır, inatçı böyle. O benim tavuk bir daha geri gelmez. Ya kardeşim ben de tavuk dolu, çiftlik dolu. Efendim bir tavuk 10 lira, al sana 30 lira ya. Git 300 lira devam ya. Yok efendim o tavuk başka yok. Böyle bir uyuzluk yapan insanlar mevcuttur. E şimdi bunlar ne yapacaksın? Sakın hadi bir helal etmiyorsan bir de tokat çekme, başka hak olur ha. O sefer de tokatı başkasını ödetme, bütün servetini versen ödeyemez. Onun için sen ne alttan alacaksın? Sen adamın tavuğunu yemişsin kardeşim, sen suçlusun. Sen alttan alacaksın. Sen diyeceksin ki etme, gitme, ahirete bu işleri bırakma. Helal et kardeşim, günahları kulak, kalak, kalak, alttan, üstten adamı razı etme var. Ama sen ne edersen adam inadına tutturduysa, o zaman seni Allah mesul etmez. Yalnız ne yapacaksın biliyor musun? O parayı da kabul etmiyorsa, almıyorum diye suratına çarpıyorsa, sen o parayı bir fakire onun sevabına olmak üzere sadaka vereceksin. O para senden bir defa çıkması lazım. Ama adam helal ettim yediğini derse o zaman onun parasını vermene fakire lüzum yok. Ama adam helal etmedim ama ahirete kalsın diyorsa sen o parayı yine çıkart bir fakire ver. İstiğfara devam et, Allah ahirette razı edecek inşallah. Evet. Böyle bir durumda o adamın günahlarının affolması için çok istiğfar etmen lazım. Adamın hakkı geçti ya sana. Devamlı ya Rabbi bu kulunu affet, ya Rabbi bu kulunu affet dua edeceksin. Ya zaten bozuk adam sinirimi bozdu. Ben ona niye istiğfar edeyim, niye dua edeyim? O zaman etmemek istiyorsan adamın bir şeysini yenilecek. Madem hak geçti artık ona dua etmekle görevimiz. Affını isteyeceksin ve dua edeceksin. Ve sevaplar yapacaksın, ona hediye edeceksin. Allah Allah! Lan bir iş yaptık, 40 iş çıktı ya. O zaman yapmayacaksın. Kul hakkına girmeyeceksin. O işler mesuliyetli işler. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? اِذَتَّابَ حَكِكُمَ خَوْمْ مِخَلِّ Bir Müslüman bir kardeşine arkasından gıybet ederse, biz bunu çok yapıyoruz. Zaten gıybet yüzüne olmaz. Adamın bulunmadığı yerde arkasından kötü konuşunca ne oluyor bu? Gıybet edince. Ne yapsın? فَلْيَسْتَغْفِرْ لَهُ Hemen onun günahı için Allah'tan af istesin. فَاِنِ زَالِكَ كَفَارْتُنْ Çünkü bu onun gıybet günahı için kefarettir. Bu ne zamandır biliyorsunuz? Yaptığın gıybet adamın kulağına gelmediyse. Kulağına gelmediyse adam üzülmedi. Üzülmediği için senin ona için istiğfar etmen Allahümme firli ve yahiyat. Allahümme firli. Ya Rabbi önce beni affet. Velime ni'un tebtu. Gıybet ettiğin kişiyi de affetiyorsun. Duası Allahümme firli. Velime ni'un tebtu. Kadınsa ha. İyi gitsiyse huma. Ben Arapça bilmiyoruz, Türkçe de olur. Ya beni de affet, bu gıybet ettiğim adamı da affet, neyse kadın da affet. Böyle dua ettiniz. Ama yaptığın gıybet adamın kulağına gittiyse o zaman
Adam üzüldü. Üzüldüğü için hak geçti. Hak geçince mutlaka gidilip ben seni gıybet etmiştim, helal et diyeceksin. Anladınız mı? Fark var. Yani bu İslamiyet çok ince bir iş. Kulun ırzının namusunu, haysiyetini, şerefini o kadar koruyor ki İslam dini arkasından bile koruyor. Adamın yüzüne bağırttırmıyor, saldırttırmıyor, tokat attırmıyor, dövdürttürmüyor, sövdürttürmüyor. Diyor ki bu adam burada yok, bu Allah'ın kuludur, bunun ardından kötü konuşamazsın diyor. Konuştuğuma büyük günah. Böyle bir din var mı ya? Bu din yaşansa tatbik edilse memlekette huzursuzluk olur mu ya? Kimse kimseye dalar mı ya? Şu hassasiyete var. Bundan dolayı her yapılan günah neyle kapanır? Bir iyilikle. Ama o iyilik nereden olacak? Kendi cinsinde olsa iyi olur. Mesela çok çalgı türkü dinledim senelerce. Bunun kefareti ne olsun? Aynı öyle uzun zaman yıllarca Kur'an dinleyeceksin. Anladın mı? Camide abdestli oturdun. Bunun kefareti camide abdestli olarak çok oturacaksın. Efendim, kötü yerlerde bulundun, meclislerde, barda, pavyonda, diskotekte, şurada, burada. Ne yapacaksın bunun kefareti? Böyle zikir ve ilim meclislerine çok katılacaksın. Bir iyi ilim meclisi, ilim iyi meclisi, zikir meclisi 70 kötü meclisi sildirir. Evet. Efendim, içeceksin, çok içki içtin veya az içtin, neyse içtin. Haram içtin. Buna kefaret ne yapacaksın? Efendim, su gibi helal, süt gibi helal meşrubatı içeceksin. Yap be. Hem içki iç, ondan sonra da kefaret için su iç. Süt iç. İçireceksin. Çok mu yanlısın sen? İçtin ya haramları. Şimdi sadaka vereceksin. Meşrubat dağıtacaksın. Helal içecekler. Hele bir de böyle zemzem falan da bulursan bidonlar var. Müslümanlara bir zemzem. Allah hepsi sana dua eder. Ya Rabbi bu adam sarhoştu ama şimdi sen bunu affet der. Bize çok zemzem hediye ettiler. Değil mi? Bana birkaç bidon zemzem getiren ben çok dua ederim. Çok. Eski günahları tertemiz olsun inşallah. Ne yapalım? Müslümanlar bu şekilde başının çaresine bakacak. Hadis-i şerif kaç cümle? Üç cümle. İki cümle bitti. Üçüncü cümle وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Ya sallallahu aleyhi ve sellem tek cümle olsam Allah'ı dünyaya yetermiş be. Kıyamete kadar alemleri yönetirmiş be. Tek cümle. Ne acayip fasahat bela. Nasıl konuşma bu ya? Alemler acizdir ya. Onun sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin mislini getirmek. Nasıl Kur'an'ın mislini getiremezler, hadisin de benzerini getiremezler. Üçüncü cümlede buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, insanlarla geçinirken çok güzel huy ile geçin. Ne olsun? Ahlakın güzel olsun. Bütün hayırlar, bütün salih amellerin en faziletlisi hangisidir? Güzel ahlaklı bir hadis-i şerif var. Kim rivayet ediyor? Hasen-i Basri. Kimden? Hazreti Hasen'den. Kimden? Hazreti Hasan'ın babasından Hazreti Ali'den. Orada çok Hasen kelimesi geliyor. Hasen Arapçada ne demek? Güzel. He? Güzel. Ha bak şu hadis-i şerifi de size hediye edeyim. Ravel Hasen. Hasen-i Basri rivayet. Ali'l Hasen. Hazreti Resulullah'ın torunu Hazreti Hasen'den var. An Ebil Hasen. O da Hasen'in babasından. Yani Hazreti Ali. An Ceddil Hasen. O da Hazreti Hasan'ın dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ehsenel Hasen. Güzellerin en güzeli el hulukul Hasen. Güzel ahlak. Bu hadiste tablo olacak hadis değil mi? Böyle Arapçasında yazmak lazım. Altına da mağaz. Evet. Allah'ın cümlemize güzel ahlak nasip. Muhammed Mustafa'nın ahlakından. Ve inneke le alâ hulukun azîm. Sen en büyük ahlak üzeresin buyurulan zatın ahlakından. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hulukul Kur'an.
Ayşe annemize dediler ki Resulullah'ın ahlakından bize anlatır mısın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. Hulukul Kur'an. Ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'a bakın. Kur'an'da ne diyor? Vela tusa'il haddeke linnâs. İnsanlara yanağını eğitip ve hakaret etme. Efendimiz bunu yapar mı şimdi? Vela tefsitâlu malahâ. Yeryüzünde kibirli yürüme. Yürü mü şimdi? Nasıl? Bilmezsin ya. Çok hızlı yürüme, çok yavaş yürüme. Orta git. Yürü mü şimdi? Vallahu min safdike. Konuşurken çok bağırma. Sesini kız. Bağırır mı şimdi? Ahlakı neymiş? Kur'an. Ve bu bir an sözünüzü tutun. Bozar mı şimdi? He? Yani hangi ayeti ele alırsan o ayette ne emrediliyor, ne nehyediliyor, ne tarif ediliyor onu tatbik ettiği zaman ne oldu? Kur'an ahlakı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı oldu. Allah cümlemize o ahlakı takılmayı nasip eylesin. Şimdi geldi bir hadisi şerif. Acayip bir hadisi. Çok kısa. Bir cümle ama bak konuş da konuş. Hayrul umuri evsatuha. İşlerin en hayırlısı orta olanlar. Nasıl? İşlerin en hayırlısı orta olanlar. Ne anladın şimdi burada? Müstakil bir hadis-i şerif. İfrat yok, tefrit yok. İleri gitmek yok, geri kalmak yok. Haddi aşmak yok, geri durmak yok. Mesela, cömertlik yapacağız. Cömertlik. Şimdi bütün parayı verdin, ondan sonra taksi tutacak paran kalmadı, eve nasıl gideceğim diye yolda durup düşünüyorsun Hindistan'a. Ya kardeşim şimdi, fakir geldi istedi, ben de içimden geldim, küftahda ne varsa aldım, haberleri boşalttım. Tamam, nasıl gideceksin şimdi? Eve nasıl gideceksin? Yürümek ondan sonra, bayılırsın bu sıcakta 2 saat yürürsen. Bari bir taksi parası, otobüs parası bıraksaydın. Ne buyuruyor şimdi Rabbim? وَلَذ۪ينَ اَنْفَقُوا harcama yaptıkları zaman لَمْ يُسْرِفُوا çok harcamazlar, وَلَمْ يَقْتُرُوا çok da kısmazlar. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا onların harcamaları arada orta olur. İşlerinden kaygısı neymiş? Orta olanmış. Başka ayetken bir de buyuruyor. وَلَكَنْ عَلَيْنَكَ مَغْلُولَ لَذَنِ اِلٰى عُنُقْكَ وَلَا تَبْسُطَا كُلَ الْبَسْطِ فَتَقُلَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Yani elini boynuna asılın, takılın, bağlı yapma. Yani çok sıkma, cimrilik yapma. Hep dende açtığın zaman tüm dende açma. Ne olur? Pişman olursun, sonra niye bu kadar verdin, şimdi parasız kaldım dersin. Bak Rabbim, hepsini birden verip aç kalmayı, açık kalmayı, çoluk çocuğu muhtaç bırakmayı tavsiye etmiyor. Ondan sonra verdim. Korkaklık, cesurluk. En hayırlısı neymiş? Ortası. Çok korkak olursan Allah'ın Resulü'nün sevdiği bir sıfat değil. Bir de korkak olursan herkes sana bindirir. Çok cesaret. Oo böyle durdurunca atlıyor, milletin ortasına falan. Bak bunların bana ne oldu? Çok cesurmuş sana. Bir yersin, bir yerden tokat tutturun, görürsün diyor. Elif ondan sonra var mı bana ya bakan bilmem ne? Bir ağa girdi içeri, onu görünce tabii bu fıstı. Hemen gitti, var mı ikimize yan bakan diyor. O kovazına bakarsın. Şimdi çok atılmak iyiydi, çok korkaklık iyiydi. Ortası, işlerinden hayırlısı, ortası. Çok korkmak, Allah'tan korkuyorsun. Allah korkusundan yani aç, yemekten içmekten onu buradan kesin yani. Öylece, şimdi öyle adam pek yok. Eskiden vardı. Ona da Allah'ın dostları tavsiye ediyorlar. Bu kadar da korkuyu arttırma. Çünkü aşırı korkuna ümitsizliğe kapılırsın, kafir olursun. Bir de var çok ümit. Oo ben cennetliyim, kesin gördüm, garanti. Bu da adamı kafir eder. İşlerden kaygısı ortası. Hem korkacağım, hem olacağım. Efendim, ne diyelim, misaller çok. Şimdi Allah Teala'nın sıfatları yok diyor. Mutezile. Niye sıfatları yok diyor? İşte efendim Allah-u Teala tektir. Sen ona sıfatlar eklersen hayat, ilim, sevim, basar. Tahakkülü bu deva lazım gelir.
Allah'ın evveli yok, bunların sıfatlarının da evveli yok. Kaç tane kalim evveli olmayan çıkar? Ne alakası var? Allah bir, onun sıfatı ona tabi. Bu sefer Allah'ı sıfatsız bırakıyor. Tâkî. Öbürü mücessime, diyor Allah'ın benim gibi eli var, ayağı var, gücü var, gücü var. Bu da Allah'ın kullara benzetiyor, teşbih. Ehl-i sünnet ne yapıyor? Elim var, büyülüyorsa var, kudret elidir, şekli yok. Hayat sıfatı var, ilim sıfatı var, bütün sıfatları var. Bu sıfatları onda ayrı da değil, gayrı da değil. Sıfatları ona da yapıyor. Allah'tan başka katil yok. Ne yapmış ehl-i sünnet? Orta gitmiş. Evet. İki uç sıkıntı. Rabbim her hususta orta gitmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi efendim, mesela hadis-i şerif var burada. مَا مِنْ اِمْرِينَ اَمَرَ اللّٰهُ تَعَلَىٰ بِي لَعَارُ وَالشَّيْطَانِ ف۪ي خَصْفَتَيْنِ اَيْهُمَا اَصَارْ فَعَلَىٰ اَصَارْ اَلْغُلُوُ وَالْتَقْسِيرِ Allah bir kuluna bir şey emrettiği zaman şeytan karşısına gelir. İki hasletle gelir. Hangisini tuttuğunuzda şeytan kazanmış. Nedir o biliyor musun? Biri aşırılık, biri geri kalır. Mesela Allah bize namaz emretti mi? Evet. Şeytan burada gelir, der ki öğleni kıldın, kıldın. İkinciye kadar namaza devam et. Çok zeyiz var der. Niye? Seni bunaltacak, sıkıntı yapacak, ikinciyi kaçır. Onu zorluk ikinciyi kılmayacak, çıkacak. Mesela gece teheccüd namaz. Kalksın teheccüde. İki rekat, dört rekat. Şeytan baştan kaldırmama uğraşır. Uyur, yat, kalk, kaldırma falan falan. Baktı ki illa kalkacak. Bu sefer ne yapar? Kaç kılacaksın? Dört rekat kılacak. Olur mu? Dört, kırk rekat kılmamız. Niye sen 40 defa duvarla buna, ondan sonra bir uyu sabahla kaçır diye. Allah'ın emirlerini zekat demek 40'ta bir, 40'ta bir mi? Sen 40'ta 40 kılver kardeşim. Ondan sonra bir daha seni gavur olursun nasıl olsa. Muhammed bütün paramız gitti be. Anladın mı? 40'ta bir de, 40'ta 2 ver, 3 ver. Yani biraz da sadaka ilave. Ama şeytan ile ne yapacak? Kardeşim 40'ta bir olur mu? Millet aç ya. Millet aç, hepsini vereceksin. İşte bu. Şeytanın aşırılık istemesi. Ya da neler? Ya 40'ta bir kardeşim bu fakirler senden ortak mı ya? Canın çıktı çalışıyorsun çalışıyorsun. Ne şimdi 1 milyar 2 milyar bunlara yedireceğiz ya? Ya verdirmeme uğraşır. Verdirirsin çok verdirme uğraşır. Onun için Rabbim ne emrediyor? Orta gidin. İşlerine kaygısı. Top. Şimdi Şaban Şerif'in orucu fazileti sevabı. Adama tut işte 3 gün. Olmadı patatesi versem. Yok ben ayın tamamını tutacağım. Ondan sonra şeytana tuttu. Ramazan geldi beni aşağı yaptırdı. Ramazan geldi. Kardeşim Ramazan geldi ama benim de canım çıktı. Bir aydın tutuyorum şahbanı zaten ya. E kimse mi sana şahbanı tut kardeşim? Ne anladı? Şeytan demiş. Çünkü neden Ramazan'da yaptıracağım aşağı. Anlayabildiniz mi? Ha? Bu çok acayip padişet ya. Ben şaşırdım bu padişet. Allah'ın emrettiği bir şekilde şeytan gelir, iki türlü teklif getirir. Ya ileri, ya geri. Niçin? Ortayı bulmamak için. Ve İbn-i Münef Hazretleri buyuruyor. İnneri kürşeyi tarafey, her şeyin iki ucu var. Ve vesatan bir de ortası var. Ve de hem şekilde hadit tarafey, madede akar. Ucunu tuttun mu öbür üç yamulur. Bu öbür ucu tuttun mu bu üç yamulur. Ve de hem şekilde ortasını tuttuğu zaman, i'tedele tarafan iki taraf denk gelir. فَعَلَيْكُمْ بِلَا سَعَطْتُ مِنَ الْاَشْيَاءَ Onun için ne yapın? Her şeyin orta yolunu tercih edin. Allah Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا İşte böylece biz sizin orta ümmet kıldık. Orta ne demek? En hayırlı. Ne demek? En adaletli. Ne demek? İleriydi, geriydi. Onun için bize vazifeler tayin edilmiş. Hepsi orta. Beş vakit namaz. Hiç aşırı mı ki? Vakit olarak, saat olarak, rekat olarak var mı bir aşırılık? 40'ta bir. O da borcundan, şuradan, bundan fazlasından. Havacasının fazlasından 40'ta bir. Var mı bir aşırılık? Senede bir ay oruç. Var mı bir aşırılık? Ömründe bir kere hac. Var mı bir aşırılık? Bak görüyorsunuz ortalığa bak. Onun için bizim ümmetin bu hususta çok fazla ilgili ortaya çıkmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Ebu Hureyre radıyallahu anh var. Bu da bir acayip bir hadis-i şerif. Bizim de pek beceremediğimiz, amel edemediğimiz bir hadis-i şerif. Bundan dolayı da başımız çok sıkıntılara giriyor. Ahbib habibeke hevnemma. Hadisindeki yine bak.
Akışa bak sen. Ahbib habibeke hevnen ma. Aşa en yekûne begîbeke yevmen ma. Şu tasarruflara bak. Bir de bunlar var ya. Adam ne akış veriyor. Evriz begîbeke hevnen ma. Aşa en yekûne habibeke yevmen ma. Bu hadis-i şerifi bir ezberleseniz bir okusanız millet sizi Halep müftüsü sanmıyor. Müftüler falan bilmiyor bunları çok. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok acayip bir hadisi. Sevdiğini gereği kadar sev. Fazla sevme. Niye? Ola ki bir gün aranız açılır, nefret ettiğin bir olabilir. Dengeyi sağ. Biz nasıl seviyoruz sevdiğimizi? Öyle bir seviyoruz ki bütün sır, mır, ne varsa gel seninle paylaşayım arkadaş. Seni çok sevdim. Açılayım sana. Bir dökülüyüm, döktüm bakalım. Açılır, dökülür, saçılır. İki gün sonra adamdan bir kavga, adam da bunu herkese yayar. Lan diyor, bu millet benim buradan bu işlerimi nereden biliyor? Senin dostun var ya çok sevdiğin. Benim kavram açıldı, böyle oldu. Sen adama çok açıldın, o da millet açıldı. Sevdiğini lüzumu kadar sev, belki bir gün kızdığın biri olur. Oluyor mu böyle? He? Olmaz olur mu ya? En çok bununla karşılaşıyoruz. Ondan sonra kızdığına gereği kadar kız. Fazla kızdır. Biz de kızdığımız zaman nasıl kızıyoruz? Allah belası verdim. Bacağını koparsın, kafasını koparsın. Ben onu bulsam şöyle yapacağım. Ya bu normal olmaz. Çünkü diyor kızdığına idareli kız. Sonra bir gün yine sevdiğin bir adam oluverir. Ondan sonra ne olursun? Utanırsın, yüzüne bakma. Adama neler demişsin, buradan adama sana kadar saymışsın. E şimdi adamla da sonra barışıyorsun, barışınca da bakarken iki defa önüne bakıyorsun. Ayıp. O kadar da uzun uzamaya hakaret edilmez ki. Allah bize denge nasip etsin. Şu hadis-i şerifin güzelliğini görüyorsun değil mi? He? Onun için ne diyor? Dostundan bir kere sakın, düşmanından bin kere sakın. Dostundan bir kere, yani dostundan da sakınmak lazım. Neden? İhden sadikake merra vahden aduveke elbe merra. Dostundan, düşmanından bin kere sakın. Ama dostundan da hepten tedbirsizlik yapma, bundan da sakın. Felerubbe men kalere sadik ve kâne ahrafı bil pazarla. Çünkü diyor dostun düşmanı olursa sana zarar vermeyi en iyi o bilir. Bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Ez-zulmü, zulüm yapmak, haksızlık yapmak nedir? Zulümatün, karanlıklardır yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Ez-zulmü, zulüm nedir? Haksızlık yapmak nedir? Kul hakkı yemek nedir? Günah işleyerek kendine zulmetmek olsun. Zulüm ve başkasına adaletsizlik, insafsızlık yaparak haksızlık yapmak olsun. Nedir? Zulümatün, karanlıklardır. Bak bir karanlık değil. Zulümatün, bazı fevka bazı. Karanlık üstüne, karanlık üstüne, karanlık üstüne. Gıybetler, içinde dedikodular, içinde iftiralar, adamın hırzına, namusuna saldırılar, haysiyetine, şerefine karşı iftiralar, aleyhinde konuşmaklar, hep zulüm. Parasını almaklar, çalmaklar, kul hakkı yemekler, bunlar hep zulüm. Bunlar nedir? Birbirinin üstüne binmiş karanlıklar, üst üste karanlıklar. Yevmel kıyameti, kıyamet günde. Şu hadis-i şerife bak yani, bundan iki saat vaaz edebilirim, beş saat de edebilirim. Çünkü zulümle ilgili çok konu var, çeşitleri var. Ama tabii şimdi dersteyiz, geçiyoruz. Ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şu hadis-i şerife bakın, fi duayı. Şu duasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir dua ki bu, bunu hiçbirinizin pek yaptığınızı tahmin etmiyorum. Siftahınız yoktur. 2-3 sayfalık bir uzun duadır. Teheccüd namazından sonra okunuyor veya sabah namazının sünnetinden sonra okunuyor. Sabahın İbn Abbas Hazretleri'ni babası Hazreti Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası, İbn Abbas küçük idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Onu gece Resulullah'ın yanında uyusun diye evine gönder. Baktım Resulullah kalktı. Sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını kıldı. Namazdan sonra dua etti. Hem de cuma gecesiymiş. Bak o şeyde burada, Tirmizi'de geçiyor bu hadis-i şerif.
Cuma gecesi namaz kıldı. Başka tarivatlerde gördüm. Çok uzun kıldı. Hatta ben diyor yanına durdum. Soluna durdum diyor. Teheccüd cemaatla, nafilelerin cemaatla kılınması meselesine de delildir. Soluna durdum diyor. Beni eliyle çekti. Sağına geçirdi. Çünkü cemaat olduğun zaman bir kişi neresine duracak imamın? Ha ben soluna durdum diyor. Resulullah namazdaydı diyor. Namazın içinde diyor. Ben tabii girdim soluna durunca diyor beni çekti sağına. Oradan da ne anlaşılıyor? Tek hareketle olursa ameli kesir olmaz. Yani bir hareket yap diyor böyle. Böyle yaptı. Sağıma geç. Sağına geçtim diyor. Tabii bir rivat o gecedir mutlaka veyahut başka gece de olabilir. O ayakta durdu, 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 durdu. Bakara'yı okudu diyor. Bakara'yı okudu diyor. 50 sayfa. Bir de çok tertil üzere okurdu yavaş yavaş. Nerede azap ayeti gelse Allah'a sığınıyor. Nerede cennet ayeti gelse cennet istiyor. Tefekkür ayetinde tefekkür ediyor. Bakara'yı okudu. Geçti Ali İmran'ı okudu. Oho! O geçti Nisa'yı okudu. 6 cüz ya. 5-6 cüz. 100 sayfa Kur'an'dan en az. Beli dayanabilen gelsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazına kim dayanabilir? Kıldı diyor, sonra rükûa eğildi, rükûda diyor, ayakta durduğu kadar rükûda durdu. Sonra secdeye eğildi. Secdede, rükûda durduğu kadar secdede durdu. Evet. Ondan sonra efendim, namaz bitti, dualar yaptı. Ben dualarından bazısında şöyle duydum. Allah'ım ey Allah, inni muhakkak ve neselüke isterim senden rahmeten, büyük bir rahmet, acıma, min indike senin katından. Bak şimdi, öyle bir rahmetle bana acı ki, tehdi biha kalbi, onunla kalbimi hidayet edesin. Doğru yola getirir. Ve tecmu biha emri, bütün işlerimi onunla toplayasın. Ve telümmü biha, o rahmetinle cem edesin neyi? Şaati, dağınık işlerimi. Ne kadar dağınık işim varsa onları bir araya getiresin. Ne kadar önemli bu ki bunu dua diyor. Bak bu dağınık işler adamın kafasını ne yapıyor? Dağıtıyor. Bazı insanların kafası çok dağınık olur yani. Hele bu tabii dünya işleri çok alacak verecek gibi işleri de olursa uğraş kaç kişiyle. Ve tuslahu biha, o rahmetinle düzeltesin, yoluna koyasın. Gâibi kalbimi, içimi. Ve terfa'u biha, onunla yükseltesin şahidi, kalıbımı, zahirimi, görünen kısmımı onunla yüceltesin. Ve tüzekkî biha, o rahmetle tertemiz edesin ameli, amelimi onunla temizleyesin. Ve tülhimuni biha, o rahmetinle bana ilham edesin rüşdî, doğruluğumu, nerede doğruluk var, nerede düzgünlük var, hangi adam doğru, hangi sohbeti dinlemek doğru, hangi yola gitmek doğru, kiminle ortaklık etmek doğru, kiminle evlenmek doğru, ne yapmak doğruysa benim kalbime onu ilham edesin. Şu şeye bak, duanı bir kelimesi bir saat şerh ister. O rahmetinle bana nerede doğruluk var onu ilham edesin. Ve teruddü biha, o rahmetinle bana geri veresin ülfeti, ülfetimi. Yani ibadette rahatlığımı ve saadet erbabıyla güzel sohbetimi, Müslümanlarla birlikteliğimi. İttakullâhe kûnü me'as sâdıkîn, ey inananlar Allah'tan sakının, sadıklarla beraber olun. Ülfetimi yani ne demek? Dostlarınla kaynaşmamı. Yani evvelce mesela çoğumuz kim bilir nice mümin mübarek insanlarla, salih insanlarla kaynaşmış haldeyken şimdi belki bazılarımızda ne var? Müslümanlara, mübarek insanlara karşı bir soğukluk geliyor.
kötü insanlara karşı bir meyil geliyor. Ya. Onun için bana dostlarınla olan ülfetimi geri veresin. Ve te'asumuni biha, o rahmetinle beni koruyasın, kurtarasın. Min kulli su, her türlü kötülükten beni muhafaza edesin. Allah'ım ey Allah, inni eselüke, ben senden istiyorum, el fevze, kurtuluş fil kaza. Benim hakkımda kaza ve kaderlerde bir şey takdir ederken hep bana başarı veresin. Benim iyiliğimi yazasın. Ve nüzüle şüheda, ben senden ne istiyorum? Şehitlerin makamını istiyorum. Şehitler nerede konaklıyorsa beni de orada konaklatasın. Ve Ayşe Suhada, saitler, dostlar, iyiler, bahtiyar kullar nasıl yaşadı dünya ahiret, o yaşantıyı bana veresin. Ve Nesra Alel'a, bana ne veresin? Düşmanlara karşı yardım veresin. Görüyor musun? Duayı görüyor musun? Şimdi o kadar almış. Ben size dua kitabından, ben de eskiden bunu çok okurdum da bu ara biraz gevşetmişim. Ve tübeyyizu veçhi, yüzümü onunla beyazlatasın. Burada o ziyade de var. Ben Tirmizi'den almışım bunu o zaman. Allah'ıma atın imanen sadikan. Ya Rabbi bana o öyle doğru dürüst bir iman ver ki, ve yakinen öyle şüphesiz inanç ver ki, leyse ba'de küfür, ondan sonra bir kafirlik, bir inkar, bir şirk gelemesin. Ve rahmeten, bana öyle bir rahmet ve merhamet lütfet ki, enalü biha, onunla ben kavuşayım, şerefe kerametike fi dünya vel ahira. Dünyada ve ahirette bütün ikramlarının şerefine nail olayım. Duayı görüyor musun? Ondan sonra işte senden kaza ve takdir anında benim hakkımda hayırlısını dilerim. Şehitlerin konaklarını, saitlerin hayatını, düşmanlara yardım ve murafakatel enbiya, peygamberlerle komşuluk isterim. Allahümme inni uzilu bike haceti. Ey Allah'ım, isteklerimi senin kapına indiririm. İsteklerimi kimin kapısına gidiyorsun, birinin kapısına yalvarıyorsun veya ona bir dilekçe veriyorsun. Arzuhal veriyorsun. O ne demek? Hacetini onun kapısında indiriyorsun. Yükü indiriyorsun onun kapısına. Ya Rabbi, herkes birinin kapısını bulmuş gitmiş, onların işini gördürmeye çalışıyor. Ben isteklerimi senin kapına indiriyorum. Allahümme inni unzilu bike hacet. Fe eselüke, senden istiyorum. Ya kafiyel umur. Veya şafir sudur. Kema tücir beynel buhur. En tücirani min azabis sa'ir. Ve min davetis sibur. Ve min fitnetil kubur. Ey bütün işlere yeten Allah. Ey gönüllerin derdine şifa veren Allah. Denizlerin arasını ayırdığın gibi, tatlı suyla tuzlu suyun arasını ayırdığın gibi, iki deniz suları göz önünde birleştirip de aralarına kudretten perde çektiğin gibi, cehennem azabı ile benim arama ve ahirette azap görüp de ey ölüm neredesin gel diye kendi kendine beddua etmekle benim arama, böyle bir denizlerin arasına çektiğin kudret perdesinden engel çek. Anladın mı? Anladın mı ne diyor? Nasıl dua? Kaç cilt şerh ister. Kabirlerine, kabir azabından, cehennem azabından, ölüm istemekten bana mani çıkar. Arama engel koy. Bana bunları istetme. Bak şimdi şu duaya. Allahümme ma kassara anu ra'i ve da'afa anu ameli ve lem teblugu niyeti ve umniyeti min khayrin ve ante ahaden min ibadike ve khayrin ente mu'ti ahaden min khalqike fe inni ergabu ileyke fihi ve eselukehu. Ya Rabbel alemin. Şu duaya bak ya. Ya Rabbi diyor. Aklıma gelmeyen, düşünsem düşünemeyeceği, amelim erişmeyecek, niyetim bile ulaşmayacak, ölünceye kadar düşünsem öyle bir hayırlı makam var diye düşünemeyeceğim. Hangi iyilikler varsa sen onları kullarından birine söz verdiysen veya yarattıklarından birine öyle bir hayır vereceksen, ben de o hayra rağbet ediyorum ve senden istiyorum ya Rabbele. Bak bak. Amelim erişmez diyor. Niyetim yetişmez diyor. Aklımdan geçmez diyor. Ama sen birine vereceksen veya söz verdiysen onu ben de istiyorum. Allahümme cealna hadin. Ey Allah, bizi insanları hidayete erdiren kullar eyle. Mühtedin, kendi hidayete ermiş kullar eyle. Gayrı dallin, sapıtan kullar eyleme.
وَلَا مُضِلِّينَ Saptıran kullar eyleme. حَرْبًا لِعَدَائِكَ Düşmanlarına bizi savaşçı eyle. وَسِلْمًا لِيَوْلِيَائِكَ Dostlarınla barışçı eyle. نُحُبُّ بُحُبُّكَ مَنْ اَطَاكَ مِنْ خَلْقِكَ Sana itaat eden kullarını senin sevginle sevenlerden eyle. وَنُعَدِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ Yarattıklarından senin düşmanlığın üzere olan sana karşı gelenlere bizi düşman eyle. Allah'ım azet dua. Ey Allah bu duadır. Dua budur. وَعَلَيْكَ الْاِجَابَ Kabulü senden. هَذَا الْجَهْد İbadette ve duada zorlanmak budur. وَعَلَيْكَ الْاِجَابَ Kabulü senden. هَذَا الْجَهْد Gayret budur. وَعَلَيْكَ الْتُكْلَان Kabul edeceğine güvencimiz sanadır. وَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا لِي رَاجِعُونَ Biz Allah'ın mülküyüz. Biz ancak Allah'a döneceğiz. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ O yüce ve büyük olan Allah, zilhabli şedid, sağlam ip sahibi, Kur'an sahibi. وَالْاَمْرِ الرَّشِيدِ Doğru iş sahibi, doğru hüküm sahibi. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet yok, hiçbir günahtan dönüş yok. يَا رَبْ اَسْأَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَّعِ السُّجُودِ الْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ اِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ Sonlarına bakıyor musun? اَنْتَ تَفْعَلْ مَا تُرِيدِ Ya Rabbi, azap günü güvence, ebedilik günü cennet istiyorum. Kimlerle beraber? Sana en yakın şahit olacak kullar, mukarrab melekler, rükû etmiş, secde etmiş, ahdine vefa göstermiş dostlarınla beraber. Sen çok acırsın, dostlarını çok seversin. Sen dilediğini yaparsın ya Rabbel alemin. Ondan sonra tesbihlere başlıyor. Sübhanellezî lebisel azze ve gâlebe. Sübhanellezî teattafe bil mecdi ve tekerrembe bi. Sübhanellezî lenbegit tesbih illâ ale. Sübhanezîl fazli ve ni'am. Sübhanezîl izzeti vel kerem. Sübhanellezî ehsâ kulle şeyin bi'ilmi. Dualardan doymazdı Muhammed Mustafa. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ya. Tesbih ancak kendisine layık olan zat tesbih ederim. İzzet ve şerefi elbise gibi giymiş olan zat tesbih ederim. Ululukla sıfatlanmış olan zat tesbih ederim. Fazl-ı kerem nimet sahibi zat. İzzet ve kerem sahibini tesbih ederim. İlmiyle her şeyi saymış, zapt etmiş zat tesbih ederim. Ondan sonra Allahümme cealli nuran. Ya Rabbi bana nur ver. Fi kalbi. Kalbime nur ve nuran fi kabri. Mezarıma nur ver. Bak mezarda nur duası bu. Aynı zamanda. Mezarda nur duası. Ve nuran fi sem'i. Kulağıma nur ver. Ve nuran fi basari. Gözüme nur ver. Kulağına nur verirse şarkı türkü dinleyemezsin. Gözüne nur verirse namahremlere bakamazsın. Kalbine nur verirse kötü düşünemezsin. Ve nuran fi basari. Gözüme nur ver. Ve nuran fi şari. Tüylerime nur ver. Bütün Allah. Ve nuran fi beşi. Derilerime nur ver. Ve nuran fi lahmi. Etime nur ver. Ve nuran fi demi. Kanıma nur ver. Kanına nur verirse o kanında hastalık kalır mı? Kanser, manser kanda kalır mı? Etime nur verse, etinde, derinde, derime nur ver. Hiçbir yerinde hastalık kalır mı vücuduna? Allah'ın nuru gelirse Allah'ın azabı kalır mı? Ve nuran fi izami, kemiklerime nur ver. Ve nuran min beyni, önüme nur koy. Ve nuran fi halka, arkama nur koy. Ve nuran an yemini, sağıma nur koy. Ve nuran an şimali, soluma nur koy. Ve nuran min fevku, üstüme nur koy. Ve nuran min tahti, altıma nur koy. Allah'ım zidni nura, ya Rabbi benim nurumu artır. Ve atini nura, bana nur ver. Ve cealli nura, bana nur nasip et. Bir rivayette var, o burada herhalde yoktur. Vec'al ni nura diyor. Beni nur yap tamamen. O burada yok. O Resulullah'a mahsus sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neydi? Nurdu. Nasıl nurdu? Ayşe anamız diyor ki ipi diyor attım diyor arkasından doladım çektim ip geldi Resulullah duruyor. İpi böyle attım diyor. İp geliyor diyor. Resulullah takılmıyor. Çünkü beni nur yap diyor. Beni nur yap diyor, dua ediyor teheccüde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun duası geri döner mi? Biz o kadar ileri gitmeyelim. Bize nur ver diyelim yeter. Beni nur yap sen. Nerede nur olacağım mübarek? Benim gibi zifiri karanlık duruyorsun yani. Fec'alli benim için yap nura. İlâ mâ. Şifa-ı Şerif sahibi diyor ki o kadar daha hadis var ki Ravetül kâffetü anil kâffeti bütün alimler, muhaddisler rivayet etmiş. Onlar da diğer bütün alimlerden, sahabeden, tabiinden, tebe-i tabiinden rivayet etmiş. Bu rivayetlerin biz neresini efendim sayabileceğiz? Min makamatihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamları, halleri, faazları, Allah Teala'ya niyazları, nazları,
istekleri ve muhazaratihi, konuşmaları ve hutabihi, cumalarda okuduğu hutbeleri, cemaatlere yaptığı seslenişleri, bayramlarda okuduğu hutbeleri ve ed'iyetihi, münacatları, tezarruları, duaları ve muhatabatihi, soruları, cevapları, insanlara, insanların sorularına cevapları, evet, ve uhudihi, biatları, sözleri, ahitleri, Akabe biatları, efendim Rıdvan biatları, oralarda neler buyurmuş sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mimma, o kadar kelamları var ki, la hilaf ennehu nezele min zalike, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta nail olmuştur, konaklamıştır. Nereye? Efendim, mertebeten, merkabeten de var. Öyle bir mertebeye, aynı manada merkabeten, öyle bir şerefli yere ulaşmıştır ki bu hususta, la yukazu biha, ona kıyas edilemez, gayruhu. Başka hiçbir kimse ona kıyas edilemez. Yani bütün konuşmacılar, edebiyatçılar, şairler, fasihler, beligler, edipler, demirci körükçüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, padişahlar padişahı. Kıyas edilebilir mi? Benim elim burada, böyle açıyorum, kapıyorum havaya. Süreyya, nerede? Ülker yıldızı, kümeli yıldız. Eyne Süreyya, min yedil mütenavili. Hiç elini uzatan eli nerede? Süreyya nerede? Kainatın efendisine kim kıyas edilebilir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat cemaat min kelimat illetiyle müsbek ileyha, ben diyor topladım diyor Kazı Yaz Hazretleri. Tabii bu topladım derken kendisi de diğer hadis kaynaklarından topluyor. Kendisi sahabeden değil çünkü. Min kelimat-i illeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle kelimeleri var ki lem yusbek ile ya, o kelimeler ondan önce kimse tarafından söylenmemiş. Araplarda da hiç kullanılmamış. Ve la kadera ahadun, kimse güç yetirememiş. En yufriga, dökmeye, fi kalebihi, kalıbında aleyha, kimse o kalıpta bir cümle çıkaramamış. O kalıpta bir kelam konuşamamış. Kekavli mesela birkaç onara misal veriyor. Hamiyel vatis. Şimdi Huneyn muharebesinde geldi, müşriklerle tam harp kızıştı. O vadinin adı da Evtas Vadisi. Evtas. Evtas. Onun müfredi geliyor vatis. Vatis de ne demek biliyor musun Arapçada? Evet, kazan. Yani tandır diyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam oraya gelince buyurdu ki hamiyel vatis, yani efendim tandır kızıştı. Yani harp kızıştı demek istiyor. Vatis. Harp kızıştı. Türkçede de o tabiri biz kullanıyoruz. Efendim tandır kızıştı diyor. Yani ama bir yandan da ne demiş oluyor? Vadi kızıştı. Vadinin adı da ne? Evtas Vadisi. Hem tandır kelimesi vatıs, hem vadinin adı vatıs. Mesela bu sözü ondan evvel kimse kullanmamış Araplar. Mate hat ve envi. Mesela bir yine sözü var hadis-i şeriflerde, Beyhaki Şuab-ül İman'da rivayet ediyor. Men mate hat ve envi fakat ve ka'ic ruh alallah. Bir adam Allah yolunda cihada çıksa, kafirlerle harp edemeden burnunun önünde ölse. Burnunun önünde ölse ne demek? Hiç savaşa girmeden attan düştü, bir şey oldu, çukura düştü, sebepsiz pat diye öldü. Ama Allah yolunda cihatta öldüğü için fakat ve ecruhu alallah. Onun sevabını vermek Allah'a aittir. O da şehittir. Men mate hat ve envi. Bu söz de ilk olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyulmuş bir sözdür. Çünkü burun can ağızdan, burundan en son çıktığı için enf burun demek. Yine bir hadisi var. Ve la yuldegul müminu min cuhrin merrateyni. Mümin bir delikten iki kere ısırılmaz. Bir delikten iki kere. Ne demek mümin? Uyanık ol. Parmağını soktu bir yere, oradan çıktı bir akrep, yılan soktu. Şimdi aynı deliğe bir daha sokar mı? Sokmaz. Müslüman uyanık olur. Bir hadis daha var. Es-sa'idu men u'iza bi gayrihi. Sa'id ve bahtiyar kişi kime derler? Başkasından ibret alana derler. Başkasının başına bir iş geldiği zaman ondan ders alan, vaaz alan sa'iddir, bahtiyardır. Komşu öldü. Lan ölüm bana da gelecek. Bak bu adam
namaz kılmıyordu, içki içiyordu, şöyleydi, böyleydi. Ben de öyle bilirim, hemen ibret alayım. Bahtiyar budur. Şakî bedbaht kimdir? Oh be, şu komşu da beni çok rahatsız ediyordu. Daha yüzünü görmeyeceğim, oh. Lan sen onun ölümünden ibret alıp kendi ölümü düşüneceğin yerde adamın öldüğüne seviniyorsun. Sanki sen ölmeyeceksin. Sait kişi başkasının başına gelenden vaaz alana derler. Bu hadisleri hiç başka bir kimse söylememiş. Fi ehavat ya, bunun gibi nice hadisler. Ma o şey ki, öyle hadisler ki yudrikün nazara, düşünenlere ne ulaşır? El acebu, şaşkınlık gelir. Fi muzammenha, bunların manası hakkında. Ve zebu bil fikru, düşüncesi adamı alır götürür. Fi edna fi edani hikemha. Bu hadislerin hikmetlerinin efendim en yakın yerleri. Yani bu hadislerin diyor düşündürdüğü şeylerin hemen en yakın manalarına bile aklın takılır kalırsın. Bırak ki uzak manalarını. Daha hemen kolaydan anladığımız, hemen anladığımız, kısadan şimdi anladık burada. Bunlar hemen anlaşılan yerler. Bunlarda bile adamın düşüncesi adamı alır götürür. Bir de bu hadislerin, bu sözlerin tafsilatlı, detaylı ve en uzak, ba'id yani ulaşılması en zor, en derin zeki alimlerin gidebileceği, tefekkürle ulaşabileceği noktalara kadar gidebildiğin kadar git. Fakat kâle le ashabuhu, sahabe-i kiram Resulullah'a dedi ki mâ râeynellezî efsahu minke, ya Resulallah senden daha güzel konuşan kimse görmedik. Halbuki sahabede muhacirler biliyorsun, Kureyş kabilesi. Kureyş kabilesi Arapların en düzgün konuşan kabilesi. Lehçe olarak. Hicaz lügatı. Araplarda çok lehçe var, çok lügat. Kur'an-ı Kerim ne üzerine indirildi? Hicaz lügatı üzerine indirildi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ve mâ yemne'uni. Tabii ki en düzgün konuşan ben olurum. Benden düzgün, benim düzgün konuşmama ne mani olabilir? Beni kim geçebilir? Ve innemâ unzilel Kur'ânü bilisâni. Kur'an benim lisanımla indirildi. Kur'an benim dilimde indirildi. Fe innemâ yessernâhu bilisânike. Habibim biz Kur'an'ı senin dilinde kolay ettik diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu lisan üzere indirildi. O lügat üzere, o lehçe üzere. Lisanin arabiyyin mübin. Açık seçik Arapça bir lisan ile. Bundan daha büyük bir lisan yok lügat olarak. Ve kâle meraten uhra. Diğer hadis-i şerifinde ne buyurdu? Ene efsahul arab. Araplar içinde en düzgün konuşan benim, benden düzgün konuşanı bulamazsınız. Bey de enni min Kureyş. Ama şu kadar var ki ben Kureyş'tenim. Ne demek istiyor? Bu zemme benzeyen medih. Arapçada bir kaide var. Mesela ne diyor şeyde? Şair efendim ayette de var. Ve mâ nekamû minhum illâ yûminû billâhil azîzil hamîd. Kafirler o Uhdud ashabı çukurlara ateş doldurup da attıkları Müslümanların her şeylerini beğendiler de bir tek Allah'a inanmalarını beğenmediler. Halbuki Allah'a inanmaları neydi? En beğenilecek şeydi. Onların neyini ayıpladılar? Mesela şöyle diyor. Falan adam çok iyidir, çok iyidir ama bir kusuru var ki evine giren doymadan çıkmaz. Şimdi o bir kusuru var ki de sen de zannedersin ki adamın kötü bir tarafını söyleyecek. Halbuki o zemmettiği taraf da cömertliği. Yani şunu demek istiyor. Arasan adamda bir kötülük bulamazsın. Bulsan işte evine girene zorla döve döve helva yediriyor mesela. Ya o kadar cömerttir. Bunu. Demek ki adamda bir şey bulamazsın. Diyor ki Arapların en düzgün konuşanı benim. Ne kadar bir tek şu eksikliğim var ki Kureyşliyim. Yani Kureyş zaten Arapların en düzgün konuşanı. Anlatabildim mi? Bu hadis-i şerif de böyle. Ve neşe'tu fi beni Sa'd. Bir de acayip bir şey söylüyor. Ben Arapların en düzgün konuşanıyım. İki tane kusurum var. Biri Kureyşliyim, biri de süt annemin yanında Beni Sa'd yurdunda büyüdüm. Beni Sa'd yurdunda büyüdüğü yer de Taif tarafında Arapların en düzgün konuşan en fasih belir kabilesi. Yani ne demek istiyor? Bir eksiğim varsa bunlardır. Bunlar da artı olduğuna göre konuşmamda hiçbir noksanlık yoktur. Fecumi'a lehu böylece cem edildi. Bizalike sallallahu aleyhi ve sellem
Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem için Allah tarafından toplandı. Bizalike Kureyş'teki asaleti Beni Sa'd yurdunda yetiştirilmesiyle sallallahu aleyhi ve selleme kuvvetün bir kuvvet kuvvetü arizatil badiyeti hem çölde konuşanların tatlı konuşma gücü ve cezaletüha badiyede konuşanların efendim bedevilerin konuşmasının ağırlığı. Şimdi bedeviler biliyorsunuz kabadırlar. Çölde yetişmiş. Fakat konuşmalarında çok acayip bir edebiyat vardır. Bundan dolayı mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd yurdunda yetişti ya, orası yani süt annesinin Kureyş medeniydi, şehir. Mekke, Ümmül Kura, baş şehir. Ama 4 yaşına kadar süt annesinin orada kalmasıyla çöl dilini aldı. Yani oralarda konuşanlar badiye ehlidir. Fakat onlarda ne var? Çok muhkem akıl var. Çok bir de sezgi var, kuvvet var. Çünkü mesela hiç ev görmüyor, ocak görmüyor, bir şey görmüyor. Devamlı üstünde gök, altında toprak, önünde dağlar, deve. Onlarda çok edebiyat var. Mesela hafızın biri Kur'an okuyordu. Ayet okurken ne dedi? فَاِنْزَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ Size açık deliller geldikten sonra hala bir de kayarsanız, ayağınız kayarsa hala, günaha düşerseniz فَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Ayette Allah aziz ve hakimdir. Diyecek yerde فَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ dedi hafız. Çölden de biri gelmiş bedevi, hafız mahfız hiçbir şey değil. Dedi ki yanlış okudun. Dedi sen ne biliyorsun dediler çölden dün geldin. Yahu dedi Allah dedi bak Allah dedi hakimdir, hikmet sahibidir. Baştan diyor ki dedi bana bu kadar delillerden sonra hala kayarsanız şimdi dedi bunu dedikten sonra yine gafurur rahimim tehdit ettikten sonra bir daha gafurur rahimim demez dedi. Tehditten sonra şiddet lazımdır dedi. Hakikaten sonra baktılar dediler ayet azizun hakim hafız yanlış okumuş ya. Çünkü Allah ne diyor? Bu kadar delil gönderdim hala kayarsanız ben azizim ha. Yani çöl ehlinde böyle ince ilimler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hem o çöldeki konuşma kuvveti geldi ve nesaatü elfazıl hazırati hem de şehir Mekke'de büyüdüğü için, yaşadığı için şehrin efendim güzel konuşması, düzgün konuşması nesaat yani halis kelimeler konuşması ve ravneku kelamiha şehir ehlinin güzel kelamları, hoş sözleri ile teyidil ilahi bir de esas mesele nedir? Allah'ın desteği var. Hani yetişme olarak yetişmesi çok önemli yerlerde ama Allah'ın teyidi ellezi öyle bir teyit ki mededuhu onun destekçisi nedir? El vahyu vahidir. Ayet okuyorsa vahidir. Hadis söylüyorsa vahidir. Ellezi la yuhitu bi ilmihi Allah Teala'nın ilmine ne yapamaz? Yetişemez beşeriyün. Hiçbir beşer, beşere mensup hiçbir insan Allah'ın vahyinin hikmetine yetişemez. Burada vahyin desteği zuhur ediyor. Ve kâle Ümmü Mâbed'in hicret yolunda çadırına uğradığı Ümmü Mâbed annemiz fî vasfihâ lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tarif ederken kocası geldi hani Efendimiz koyununu sağdı, içirdi yanındakilere, sonra bir kova süt bıraktı, koyun cılızlıktan efendim bir damla sütü yok idi. Kocası geldi dedi ya bu koyuna ne olmuş? Ondan sonra bu süt nereden geldi? Dedi böyle böyle mübarek bir zat geldi. Sonra Efendimiz'den bahsederken ne diyordu? Hulvul mantıkı, çok lezzetli ve tatlı konuşan biri. Faslun, konuşmaları hakla batılı birbirinden ayıran, hiç boş söz konuşmayan. Vela nezrun, efendim çok kısa konuşup da cümleleri anlaşılmaz halde bırakmayan, yeteri kadar konuşan. Vela hezerun, çok konuşup da gevezelik yapmayan. Keenne mentıkavu, sanki onun konuşması harazatun, öyle bir kıymetli, pahalı, parlak inci ve cevherlerdir ki nuzimne dizilmişler. Yani konuşması mübarek ağzından inci taneleri gibi dökülen kelamlar Resulullah için sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Mâbed annemiz böylece tarif yapmış konuşması hakkında. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehîr-i savd, bir de özellikle sesi gür, konuştuğu zaman sesi gür çıkan bir zat idi. Hasenen nâgmeti,
Kur'an falan okuduğu zaman, name yaptığı zaman namesi de çok güzeldi ki tahammül edilecek durumda değildi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnne Allah teala lemme ba'z nebiyyen. Allah her peygamberi illa hasenel surati ve hasenel savti, hem yüzü güzel hem sesi güzel olarak göndermiştir. Ve kâne nebiyyukum, sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa kendisini söylüyor. Ahsenekum ve cen, peygamberler içinde en güzel yüzlüsü ve ahsenehum savten, en güzel seslisidir. Rabbim ahirette, cennette mübarek sesini dinlemeyi nasip eylesin, cemalini görmeyi nasip eylesin, şefaatine ermeyi nasip eylesin, dünyada da rüyada görmeyi nasip eylesin.